Hepinize merhaba arkadaşlar, Oyuna Geldik kanalına hoş geldiniz. Korkmalara doyamadık, yine Layers of Fear'la karşınızdayım arkadaşlar. Bu 3. bölüm olacak. 3 bölümdür kalp krizi geçirmedim, şimdilik idare ediyoruz. Bilmiyorum yani ne zaman bu iş son bulacak. Evet, bu dolaplardan ikisini açtık arkadaşlar, görüyorsunuz bulduğumuz ipuçları sayesinde burası tamamlanıyor sanırım. Yani şu ikisi açıldığına göre tamamlandığında muhtemelen oyunumuz da bitmiş olacaktır diye tahmin ediyorum. Şimdi yine bu fısıltı sesleri geliyor. Biz içiyormuşuz herhalde. Hanım da bize laf ediyormuş. Ya altı üstü bir şey yapıp dikkatimizi topluyoruz bunun sayesinde ya. Karışma be kadın, bir sus be kadın demişiz diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Of. Ay, hazır değilim ya. Vallahi hazır değilim. Ama benim niye aynalarda yansımam yok ya? Niye yapmamışlar? Başladık yine. Hadi bakalım. İşte şu Azrail, bu da biziz. Muhtemelen ben de şu durumdayım yani bu oyun oynarken. Ah, hoş bir müzik var. Güzel. Oyunun seslerini arttırdım birazcık size de. İnşallah benim sesim bastırmaz ama yani olup olmadık yerlerde korktuğum da olmuş bir öncekinde. Hadi açılan kapı. Açılan kapıları sevmiyorum. Orası niye zincirlenmiş be abi? Allah! Başladık mı? Vallahi da başladık. Dakika 1. Gol 1. Samet mağlup. Bu ne lan? Vallahi bak bir garip hissetmeye başlıyorum ben bunu oynayınca ya. Bu abi kim? Çok korkuyorum gençler şu oyunu oynamaya. Hoşunuza gidiyor benim korkmam ama siz de korkuyorsunuz. O yönden iyi. Yani sadece ben korkmuyorum. Şunun yanından mı geçeceğim? Geri git. Yolu kapattı ya bu. Bu müzik neyin nesidir böyle? Şunu yalnız oynamak istemiyorum ama kimse de kabul etmiyor bu oyunu benimle oynamayı, biliyor musunuz? Herkes diyor ki ben manyak mıyım? Adamlar canlarının kıymetini biliyor acı. Ya şu dolaplardan birinde bir gün bir şey çıkacak. Ben de burada ayin yapacağım. İşemeli sıçmalı ayin. Kapıları da uzaktan açıyorum ha. Of, bu oda niye bu kadar boş? Önüme bir şey mi düşecek? Heh. Bloklanmış burası. Kapıyı kapat. Arkamdan ne çıkacak merak ediyorum. Yavaşça dön. Arkam yine kapalı. Kapıyı tekrar aç. Bu sefer bir şey olacak. Aha, kapı da kayboldu, değil mi? Benim burada hareket etmem lazım. Heh, çıktı, şurası çıktı. Biraz uzaktan bakayım ben oraya doğru. Tamam. Çok karanlık. Burası çökecek gibi duruyor ha. Zaten gıcır diyor. Haydallah. Bismillah. Şuradan bir ses geldi. O ne lan? Bebek sallanıyor aşağıya. Oyuncak bebek, gitmem oraya, dur. Burası çıkmıyor. Yine mi değişti ortalık? Abicim kaşla göz arasında o kadar çok değiştiriyorsunuz ki nerede olduğumu şaşırdım artık ya. Aha, bu ne? Ayın 9'u. Don't forget, unutma demişiz. Bunda bir şey yok. Ah, niye söndürüyorsam? Oyun bu ya. Oyun bu. Bu bir oyun. Ha! Birazcık şeyini açsam mı oyunun acaba? Fazla mı karanlık? Böyle mi olması lazım?
Yine aynı yere geldik. Allah'tan o sadece olaylar oluyor. Bu sandalyede bir şeyler var. Bence. Susuyorum yani. Ne konuşayım arkadaşlar? Görüyorsunuz halim. Aa, anahtar var şurada. Nasıl alacağım oğlum ben onu? Parlıyor bir de. Burası kilitli. Tamam, aşağı ineceğiz. Hep insanın acı çekmesinden zevk alıyorsunuz değil mi? İzlerken. Bu oyunu az izleyen var ama. İzleyenler aslında asıl ağzının tadını bilenler bence. Şunu şey yapacağız, kaydıracağız sanırım. Yo, kafamla kaydırmaya çalıştım ya. Şurada anahtar gördüm ben ama. Yani tek yolu şunu kaydırmak. Çıkmam mı lazım önce üstüne? Ha, kayıyor kayıyor. Kay 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 kay. Bunun daha kolay bir yolu yok muydu? Oradan da bir şey çıkmaz inşallah karşıma. Aldım. Anahtarımızı aldık. Aha, burayı sis basmış. Ne oluyor? Hayırdır? Cızıltılar falan. Bu ne abi? Telefon sesi mi o? Buradan geliyor sanki. Oku bakalım bir. Heh, dur, oyun yine sapıtmaya başladı. Heh, arada bunu yapıyor. Dürüst olmak gerekirse mektubunuz beni şaşırtmadı. Pek çok iş arkadaşım bu konu hakkında olanlara danıştığınızı bana bildirmişti falan. Hasta için tekrar kontrol edilme talebinde bulunmak ne kadar doğal olsa da bana sorarsanız 16 birbirine aynı rapor yeterli oluyor. Oha. Falan. Biz yine herhalde hanıma şey yapmışız. Bir koduğumun sahte doktoru daha diyor. Hanımın estetik operasyon için falan. Buradan mı geliyor sesi ya? İnsanı gıcık edici bir ses. Yukarıya kalktı bir şey ama. Burada bir şey görürsem çok korkarım. Bakmıyorum. Aa, aynı yerde dönüyoruz ya. Değişiyor her seferinde birazcık ama. Burası iyice PT olmuş. Heh, telefon geldi buraya. Açılmıyor telefon. Sus be. Devam ediyorum. Daha burada bir şeyler olacak. Kesin bir doğruya ulaşacak yani bu iş. Bu aynı not geldi yine. Sustu. Geldi işte telefon. Bakılmıyor ki telefona. Bu nasıl bir telefon çalışıyor ya? Bir anlam veremedim. Burada benim bir şey yapmam lazım sanırım ama. Aha, telefon karşıdan uçup geliyor lan.
Şuraya gelince arkadan bir tıkırt sesi geliyor ama. Terse dönmem gerekiyordu sanırım. Bu sefer aşağıda çalıyor. Bu aynı kağıt değil mi? Belki almam lazımdır. Hah. Biz bir üst katta bir alt katta mı geziyoruz? Ne oluyor? Heh, şunu alacağım. Evet benim ne yangını ya filan. Evet dediğim gibi yangın çıkmış. Tanrım yoksa o hangi hastane yoldayım? I'm on my way. Dedikten sonra. Tamam, telefona bakmaya gerek yok daha fazla. Tamam. Şu an bir şeyler artık çözdük ya, aktifleştirdik diye tahmin ediyorum. Bizim yangın çıkmış. Kadın yanmış, köpek yanmış herhalde. Ve bu kadar korkulucu anlatmaya gerek yoktu yani onları. Haf. Heh, değişti mi sanki biraz? Tamam, oh be sonunda. Restless Memories. Ne bir şey hatıralar. Ne demek oluyordu bu? Tekrarlanan mı oluyordu? Rahatsız edici. O ne lan? Aha kadın vardı orada sanki. Ama şu an çok karanlık. Şu an hiçbir şey görmüyorum ki ben. Kesin birden bir şey çıkacak. Burası kilitli. Orada o kadın var. Ben her ne kadar kapıyı tutturamasam da. Ah, aşırttı Blackboard olan yere geldik sanırım. Oha ders duruyor. Kapat bakayım şu kapıyı. Ne kapanmaz kapıymışsın? Görmüyorum işte karanlıkta. Kıçımla kapatayım ha. Rahatsız edici. Çok karanlık ya. Oha kapı da ters. Geçemiyorum. Bu kadar karanlık olmaması lazım ama. Hastalıklı hatıralar. Harbiden hastalıklı hatıralar. Şu anahtar buradaymış ya. Hah düzeldi. Şunu mu alacağız? Oha yarasayı çevirmişler. Eating other rats. Diğer fareleri yiyen. Kemirgenleri yiyen yarasa. Şey fare. Oha çok uzun koridor be. Bunun sonuna kadar kim bilir neler olacak. Heh, kadın ağlaması gelmeye başladı. Sandalye ne olacak? Her adımımda daha yakındaki perde avlanmaya başlıyor. Beni geri attı. Aha gölgesi var orada bir şeylerin. Görüyorsunuz. Bir şey olacak. Ne oldu? Yine değişti. Şu ne?
oyunu da böyle çaprazdan baka baka yan yana oynuyorum ya. Tam ekrana bakamıyorum ya. Heh, aydınlık yer. Hope is the mind killer. Umut şeydir. Beyin düşünce katildir. Umut aklı öldürür. O da bir değişik tabii ki. Niye hareket etmiyor? Gitmiyor bu. Sanırım geri çıkacağız. Kilitli. Ya müziği gibi verdiniz geliyorsunuz adamı ha. Kapat. Tam olarak kapalı şu anda. Az önce niye olmadı bilmiyorum. Şuraya da bakamıyorum bir şey çıkacak diye. Yine o kadın buralardaydı. Yürüyüp gidiyordu buraya. Ha, az tam da buradaydı zaten o da. Bu sandıktan yine bebek çıkar mı? Burası çökecek gibi duruyor yer yer ya. Ne olursa olsun avukatınız olarak size düşünmeden yapılan her türlü eylemden kaçınmanızı öneriyorum. Bir diğer de işte aptalca bir şey yapmayın. Hala kazanma şansımız var. İnanın ya da inanmayın. Boka daha derin batmış müvekkillerimi çekip çıkardığım oldu. Sadece durumu daha da kötüleştirmeyin. Biraz sessiz kalın ve benim mahkeme kararını temize götürmemi bekleyin. Şu sosyal görevli kesinlikle size takmış. Bunu lehimize çevirebilir. Sizi sistemin bir kurbanı olarak gösterebiliriz. Yas tutan bir baba, bir anlık mantıksızlık, aşırı istekli bir bürokrat. Güvenin bana, bu bizim en iyi seçeneğimiz. Son zamanlar anlattıklarımıza bakarak nereden baksanız yarı yarıya şansımız var derim ben. Ama insanları delirdiğinize inandırmaya devam ederseniz olmaz. Artık patlamalar yok, başıboş dolaşmalar yok. Hatta toplum içine çıkmayın bile. Hala kızınızı geri alabil deyip kalmış. Kalmamış da oradan yırtılmış. Deli. Yani biz deli taklidi yapıyormuşuz yoksa deli miymişiz de akıllı gibi gözükmeye çalışacakmışız anlamadım. Bunlar niye bu kadar cam var ama burada her tarafta kıtır kıtır ses çıksın diye sırf. Buralar çok kötü olmuş ya. Sanırsın mahzendeyiz yani. Bu kapıda bir işlik var. Fare ve karanlık. Niye buralarda geziyoruz abi biz? Ne zaman bitecek bu bölüm? Coştu yine müzik. Coştu yine. Deli gönül. Gözlerinden. Anlıyorum. Aa, bebek suda. Bizim kızımıza bir şey olmuş. Haberin yok. Kesin bir şey yapacak bu kız. Sessiz yüzücüler kanalizasyonu tıkıyorlar. Suda tüyler var. Banyo falan yapamıyorum. Tamam bebeğim, sen orada devam et canım benim. Hiç seninle işimiz yok. Haberiniz yok. Ölüyorum. Vay. Dermanım yok. Kalp krizi geçiriyorum.
bir de sürgülü. Aman ışığını Allah'tan hemen yaktım ama. Ya bu kapılar niye böyle hafif açılıyor falan, arkası açılmıyor. Kesin bu kapı arkama kapanacak. Bir şey yok. Niye bu kadar karanlık ya? Aynı kapı değil mi bu şimdi? Şurada başka bir kapı var sanki. Aa. Ben buradan gelmedim mi zaten? Nasıl oldu bu iş? Bir şeyleri aktif etmedik mi? Allah Allah. Neyse devam edeceğim. Orası başka, burası başkaymış. Pis pis yerler. Devam ediyorum. Açılıyor. Açılıyor. Hadi bakalım. Heh, duvar. Duvar. Yol. Heh, burada kesin bir bok olacak. Yol yamuktu. Kafa gidik. Of. Aa, gidiyorum öyle bodaslama şu anda. Çok karanlık ya. Fazla karanlık yani. Hiçbir şey ben de görmüyorum şu an. Sadece şöyle seçebildiğim kadar yoldan devam ediyorum. Yine uçuşan eşyalar olacak sanırım burada. Arkadan verdiler müziği. Müzik dediğim böyle bir kalp sesi, güm 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 yükseliyor. Bozdum, bozdum. Ha, uçuyor her şey. Bunlar şak diye şimdi yere düşer ha. He, bunlar kalktı. Şuradan geçebileceğim artık sanırım. Da görmüyorum ya. Ne yapmam lazım ki? Bunlar kafa mı atayım? Hah, bir şeyler oluyor. Sanırım bitmesini bekleyeceğim ya. Etik yemekten ayırmam gerekiyordu. İlk başta nasıl yapacağımı bilemedim ama sonra el testeresiyle kestim. Kaynattım. Ardından kemiği havanda dövdüm mü dedi o. Bir tane havan edinmem gerekiyor. Tabii ki bu da hani ama sonra kemik tozunu bir miktar beyaz boya ile karıştırdım. Çok hoş bir astar boyası oldu. Ne oluyor şimdi dışarıda? Her yer karanlık. İpucu bulduk sanırım. Şu
Şuradan devam ediyorum ben ya. Geldiğim yere geri gidiyorum o zaman şuradan. Oraya eklendi bir şey ha. Kemik eklendi herhalde o kemik. Ne işime yarayacak bilmiyorum. Of, gerildim artık iyice. Burada ışık varmış bu arada ya. Ben bunu yaksam görecek miydik? Ulan. Ah. Ah, bölüm bitti ya yavrum benim ya. Seni gördüğüme o kadar çok seviniyorum ki. Bu arada burası her geldiğimizde biraz daha parçalanıyor falan ya. Bunu biliyoruz, tamam. Bunları zaten araştırdık. Hemen şuna eklememizi yapıyoruz. Bakalım ne olacak resmimiz. Ne oldu bu şimdi? Ha, yani şöyle bakınca sanki bir mumya kadın suratı gibi duruyor ama çok da öyle ahım şahım bir eser değil. Neyse arkadaşlar, evet. Şurası da açıldı artık. Şu kemikle. Sanırım oyunu yarıladık. Bilmiyorum. 3 bölümde yarıladık diye tahmin ediyorum. Ama devamı nasıl olacak bu işin? Hiçbir fikrim yok. Arada çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Ama zor. Gerçekten zor benim için. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bunca korkunun, benim çektiğim çilenin karşılığında lütfen, eğer abone değilseniz kanala abone olun. Videoları beğenmeyi unutmayın. Facebook, Twitter üzerinden sayfalarımızı beğenip takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.